Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Şimdi ne diyorlar? Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayır hahımız gibi görünüyorlar. Yani Müslüman gerçekten uyanık olması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Çünkü piyasada pek çok müfsit var. Müfsit nedir? İfsad eden, bozan. Fakat kendini ne olarak gösteriyor? Ayetin beyanıyla muslih. Yani onlara sorulduğunda diyor, derler ki bizler ancak ıslah edeceğiz derler. Fakat onların şerre ve şurura çalıştıkları gayet aşikardır. Müslüman bunu ferasetiyle keşfetmesi gerekiyor. Müminin ferasetinden korkun. Zira Allah'ın nuruyla bakar diyor. Yani Allah'ın nuruyla bakabilmemiz için nuru imanı tabi kazanmamız gerekir. Bu da neyle olur? Hakaiki imaniyi ders ve talim etmek, tahsil etmekle mümkündür. Yani Müslüman okumalı, şuurlu bir mümin olmalı ki aldatılmasın. Şimdi bunları biraz tarif ediyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Hak taraftarı görünür. Yahut batılı hak görür. Ne yapıyor? Batıl şeyleri de hak olarak gösterme tarafına ve görme tarafına gidiyor. Böylelikle insanların karşısında yer alırsan ne olur? İnsanların vereceği tepkiyi bildikleri için İnsanların yanındaymış gibi, hatta ıslah edici gibi, hatta aşırı dindar gibi gözüküp ne yapıyor? Halkın efkarını dinin dışına doğru taşımaya gidiyor. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Mihenk ne? Mihenk hani altının sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu mihenk taşı belirler, değil mi? Bilirsiniz değil mi? Bilmezsiniz. Ha, duydunuz. Mihenk taşı dedikleri bir şey vardır. Ona vurduğu zaman altının sahte olup olmadığını ortaya çıkartır. Şimdi siz diyor mihenge vurmadan almayınız. Yani bir cemaat, bir topluluk, bir hoca veya sureti haktan gözüken birisi. Eğer ki şeriat ve İslamiyet sınırları ve çerçevesi içerisinde hareket ediyorsa ve vermiş olduğu beyanat bu noktadaysa sıkıntı yok. Ehl-i sünnet vel cemaat dairesindeyse sıkıntı yok. Fakat Kur'an'ın ahkamına ters, dinden gözüküp de Kur'an'ın ahkamına ters, hadisin ahkamına ters hareket ediyorsa, mesela adamın biri çıkmış, başörtüsü teferruattır demiş. Başörtüsü nedir? Hı? Hanımların örtünmesi nedir? O kadar da yobaz olmayalım derler değil mi şimdi? Ya işte biraz yumuşak, light Müslümanlık diye bir şey çıktı şimdi. Halbuki kurallar ve sınırlar bellidir. Allah kesin emir vermiş. Bunun sertlikle, katılıkla bir alakası yok. Yok biraz suyundan Müslüman, yok biraz işte katısından, böyle bir Müslümanlık yok. Belli bir İslamiyet var ve o İslamiyet ne yapılması? Hukuken uygulanması, yaşanması gerekiyor. Herkes gücü nispetinde yaşama tarafına gider. Ama bu tevil edilip de, yok işte o esasattan değil, niye hoşumuza gitmedi, yani bizim şu anki menfaatlerimize pek uygun değil gibi hareket edilirse veyahut da işte Hristiyan da cennete, Yahudi de cennete, hepsi cennete doldurursan, Kur'an'ın ahkamına, Kur'an'da bunlar hakkında açık ayetler var biliyor musun? Hristiyanlar hakkında cehennem ehli oldukları, Yahudiler hakkında cehennem ehli oldukları ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yani Muhammedur Resulullah demedikçe cennete gidemeyeceklerini ne yapıyor? Kur'an açık bir şekilde ifade ediyor. Burada işte Müslümanın şuurlu olması, bilgili olması, şeriatı, İslamiyeti bilmesi çok ehemmiyetli. Yoksa ne yapamaz? Dostunu düşmanından ayırt edemez. Zira çok silik söz ticarette geziyor.
Tamam diyor mesela, hallederiz diyor, olur diyor. Böyle silik sözlerle sen ticaret yapar mısın? Malını verir misin? Vermezsin değil mi? Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Şimdi şöyle bir söz de var halk arasında. Filan hoca böyle dedi. Veyahut da filan hoca fetva verdi. Hiçbir hocanın fetva verme yetkisi yoktur. Hocaların vazifesi sadece kitaplarda mevcut olan hakikatleri bu kürsülerden dile getirip ifade etmektir. Halkın ihtiyacına göre beyan etmektir. Yoksa hoca işte filan hoca bana göre böyle dedi, öbür hoca da bana göre, hocaların eline kalmış bir şey değil ki. Din müstakil bir hakikattir. Sadece burada nasıl ki biz çocuk hastalandığında doktora, işin ehline müracaat ediyorsak, inşaat yapılırken nasıl ki mühendise müracaat ediyorsak, din noktasında bilgisi ziyade olmak hasebiyle hocaya müracaat ediyoruz veya alime müracaat ediyoruz. Yoksa alimin kendi efendim dini de istediği gibi fetva veriyor, istediği gibi beyanatta bulunuyor diye bir şey yoktur. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Bazen insan bilmediği halde de ifsad eder. Yanlışı doğru da görebilir. Burada Müslümanı uyanık olmaya davet ediyor. Yoksa böyle vesveseli, şüpheci bir insan ortaya çıkarmak değil de. Yani biraz daha böyle ilmi boyutta kendimizi yetiştirmek. Şu hakikatleri okuyarak, anlayarak hareket etmemize vesile olmak istiyor üstad. Yoksa hani insanları kötülemek değil veya insanları böyle bütün bir muammanın içerisine bırakmak değil. Ama saf bir kitlenin oluşması da doğru değil. Yani bütün bilgisiz, cahil, din adına nereye çeksen oraya gelecek bir topluluk olması Müslümanların, bu çok büyük yanlış. O yüzden ne yapıyor? Mesela IŞİD şimdi topluyor. Topluyor, din namına topluyor. Ondan sonra nereye sevk ediyor? Müslümanı kırdırmaya, din kardeşinin kanını dökmeye ve helal gösterme tarafına gidiyor. Ama en cahil Müslüman bile bilir ki Müslüman kardeşinin kanını dökmek haramdır. Bunu bilmesi yeterli. En azından temel prensipleri bilmek lazım. Kim ne derse desin, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa kanını dökemez. Eğer kanı dökülecekse bir cana karşılık olmaksızın birisini öldürmüşse onu da ne yapar? Devlet yapar. O vazife de şahsi olarak bizde değildir. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz. Zira hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Hak neyse odur. Ya işte ben o kırılmasın diye söylemedim işte falan fistan. Yok, hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Yani ortada mesele dinse bu feda edilmez yani. Sual, nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Şimdi şu böyle bir söz de var değil mi? Yani biz şimdi dini bilmiyoruz ki sizin kadar. Biz nereden bileceğiz ki hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunu fark edemeyiz. El cevap, çendan cahilsiniz fakat akılsınız. Aklınız var. Ya dini aklen nasıl bilebiliriz? En cahil adam bile menfaat noktasında kandıramıyorsun değil mi? Adam uyanık. Bakıyorsun ki okuma yazması yok ama parayı iyi biliyor. Menfaatini biliyor. Pazarda 3 kilo domates alacak, altına üstüne bakıyor. Niye? Menfaatini biliyor bak. Hanginizle üzüm paylaşsam zekavetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. Biz cahildik, bilmiyorduk.
cahillik özür değil. Çünkü sonuçta çıkacak olan fatura cahillikle de çıksa aynı, bilerek de yapılsa aynı. Şimdi bir gemiyi yanlışlıkla batırdın, bir de bilerek batırdın. Netice aynı ama gemi battı yani. Ne olursa olsun sebep, netice aynı olduğundan cahilsiniz fakat akılsınız. Akıldan dolayı cehliniz özür değil. İşte müştebih ağaçları gösteren semereleridir. Öyleyse benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. Fikrinin neticesine bakıyoruz. Filan kişi konuşuyor. Şimdi internetlerde çok var yani konuşanlar, bir sürü var. Neticesine bakıyorsun. Hadise bakıyorsun, tam bir muhalefet. Kimisi Selefi, Vahhabi. Böyle bütün İslam ulemasını, müştehidini, mezhebi hepsini inkar eden bir topluluk. Hadise ters bir vaziyet var. Kimisi bakıyorsun ki efendim bütün bir laik Müslümanlık adına işte çıkmış, işte başörtüsü teferruattır, işte gerekirse içki bile içeceksin, oturacaksın. Ondan bir farkın kalmadıktan sonra daha İslami hizmet nerede kaldı? Değil mi? Bu gibi efendim topluluklar ve konuşanlara aldanmamak için bizi ne yapıyor? İkaz ediyor ve Müslümanın ferasetini açıyor. Lillahi'l-Fatiha.